Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu sürekli patlayan su ishali hatları ile ilgili DSİ yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Trafo Kafe'de bir basın toplantısı düzenleyen Su Çalışma Grubu sorunun çözümü için taleplerini sıralamıştı. Grup tarafından bugün de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü'nde görevini ihmal ve ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinin verilmesinin ardından Bodrum Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Gürol İnan şunları dile getirdi. Bir suç duyurusu da bulunduk. Suç duyurumuzun ekine daha evvel bir davaya konu olan bilirkişi raporunu da koyduk. Su Çalışma Grubumuzun sık sık patlayan DSİ ishal hatlarıyla ilgili bir bilgi notunu da ekledik. Ayrıca bizim en son yapmış olduğumuz basın açıklamamızı da ekledik. Temelde Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nün mahkeme tarafından tespit edilecek yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Dava dilekçemiz burada. Davanın gizliliği açısından sevgili avukatımızın söylediği gibi daha detayı fazla girmeyeceğiz. Suç durumumuzu yaptığımızı burada kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yaklaşık rakamlar MUSKİ Genel Müdürü'nün söylediği bu süreç içerisindeki patlamalarla ilgili yapılan hasar onarımları veya su kaybı ile ilgili yaklaşık 50 milyon TL'lik bir zarar olduğunu söylemişti. Bizim genel temeldeki açıklamamız yani bu bir ayıplı mal olarak adlediyoruz, işaret ediyoruz. DSİ ishal hattının ve bunu yapanlar, bu kontrol mekanizmasını işletmeyenler, Anadolu'nun başka yerlerinde de bu sene 2500 normundaki borular kullanılmıştı. Bunlar hata fark edilerek kurum tarafından değiştirildi. Ancak değiştirilmeyen tek yer kaldı, o da Bodrum. Bodrum'un bir nebze cezalandırıldığını düşünüyoruz. Bir de su tahsisleri hakkında yönetmenin 7. maddesi su tahsisi konusundaki birinci önceliğin içme ve kullanma suyuna verilmesi gerektiğini emrediyor. Sanayi ve enerji üretimi 4. sırada olan bir şey. Ancak biliyoruz bölgemizde termik santrallara çok büyük miktarda yatağın Milas ve Bodrum'daki halkımıza verilen su miktarı kadar yaklaşık 30 milyon metreküp su veriliyor. Bunu da işaret ettik. Burada madem bir su krizi var, madem bir su problemi var, önceliğin vatandaş olması gerektiği, önceliğin içme ve kullanma suyuna verilmesi gerektiği ile ilgili bir işaretimiz de söz konusu. Dolayısıyla hepiniz biliyorsunuz dün akşam da patladı zaten. Bu patlamalar sebebiyle halkımız Bodrum ciddi derecede mağdur oluyor. Ciddi derecede mal ve maddi ve manevi sıkıntılara maruz kalıyor. Bunların hepsini toparlayıp bir dava dilekçesi haline getirdik. Artık konu yargıya intikal etmiş durumda. Yargının yapmış olacağı incelemeler, tetkikler sonrasında da kamu zararı yaratanlar hakkında bir işlem yapılacaktır.